bekliyorum sizden. Lütfen bir an önce bitirelim bu işi. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hazal. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Niye geldin? Yok. Kocamı görmeye geldim. Hoş geldin. Ben de yemeğe çıkacaksın şimdi. İstiyorsan gel beraber bir şeyler yiyelim. Olur. Beraber yiyelim. Ama önce bir şey konuşmamız gerek. Kötü bir şey olmadığına emin misin? İyiyim. Uzun zamandır hiç bu kadar iyi olmamıştım. Oturalım mı? Vural. Ben bize bir şans vermek istiyorum. Seninle mutlu olmayı deneyeceğim. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptın. Herhalde en son çocukken bu kadar mutlu olmuştum. Ama tek bir şartım var. Ha, şartımız var yani. Sen de Irmak'ın mutlu olması için bir şans vereceksin. Nasıl olacak bu peki? Kenan'la ilişkilerine müsaade ederek. Bak Vural, bunu ne kendim için, ne senin için, ne de Kenan için istiyorum. Kardeşin için. İzin ver mutlu olsunlar. Biz de mutlu olalım. Bunu hayatta yapmam Hazal. O adam Irmak'la oynuyor. Ama Irmak da onu seviyor. Belki o da zamanla kardeşini sevmeyi öğrenebilir. Tıpkı benim gibi. Sen söylemiştin bana, hatırlıyor musun? Zamanla beni sevmeyi öğreneceksin demiştin. Ben deneyeceğim. Ama müsaade et, onlar da denesin. Sevdiğine kavuşamamanın ne demek olduğunu anlayabilirsin diye düşünüyorum. Hani sen benim mutlu olmam için her şeyi yapardın. Bu beni mutlu edecek Vural. Irmak mutlu olacak, onun karşılığında da ben senin karın olacağım. Hazal Demiroğlu olacağım. Tamam. Senin isteklerini harfiyen yerine getireceğim. Ama karşılığında benim de bir şartım var. Bundan sonra aynı odada uyuyacağız. Çünkü ben artık senin nefesinle, senin kokunla uyumak istiyorum. Peki Öykü Hanım, hafta sonu raporları bekliyorum sizden. Peki Kenan Bey. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kenan, ne haber? Sağ ol, sen? İyiyim. Haberler sende. Evleniyormuşsun. Son anda Irmak. Konu kapandı. Tamam mı? Bence isabet olmuş. Ben o kızı zaten hiç yakıştıramıyordum sana. Ebru, inan iyi değilim ve çıkmam lazım. Sonra konuşuruz. Tamam, tamam dur. Kızma hemen. Ben dostça söylüyorum. Hayatım hadi, çok acıktım. Geldim hayatım. Çok doğru bir karar vermişsin. Zaten bunca zaman kocana bir şans vermemen hataydı. Hazal, artık sen de mutlu olmalısın. Sadece mutlu olmam yetmez Ebru. Kenan'ın bu mutluluğa şahit olması gerek. Öncekiler gibi değil. Görmeli, hissetmeli mutluluğunu. Şu anda şirkette biliyorsun değil mi? Toplantıda. İsabet olmuş. Gözün üstünde olsun. Ben Vural'ın yanındayken Kenan çıkarsa o yalan. Bana da bir mesaj at. Anlaştık. Aramızda sevgi yok. Hiçbir zamanda olmadı zaten. Güven, saygı, iletişim hiçbiri yok. Ortak bir noktamız, konuşacak bir şeyimiz yok. Anlıyorum. Çocuğunuz var mı peki? Var, 2 kızımız var. Biri benim, biri onun. Önceki evliliklerinizden mi? Onun önceki evliliğinden... Benim... Neyse, biri benim, biri onun, 2 kızımız var. Halil kızıma kendi soyadını verdi ama artık onu da istemiyorum. Peki eşinizin bu isteğinizden haberi var mı? Yani biliyor mu dava açacağınızı? Bilmiyor, yok. Boşanma davalarının hızlı neticelenmesinde eşlerin karşılıklı rızası önemli. Yani eğer anlaşmalı olarak boşanırsanız... Anlaşmaya anlaşmaz. Ama ben bir an önce boşanmak istiyorum çünkü artık tahammülüm kalmadı. Anladım. Tamam. O zaman biz hemen yazalım dilekçenizi. Dava sürecini başlatalım. Eşiniz bir sıkıntı çıkarmadığı sürece tek celsede sonuçlandırırız.